Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessin ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 5. dersimize hoş geldiniz. Bu derste met harflerini yani uzatma harflerini beraberce işleyeceğiz inşallah. Bu doğru çizginin 28 harfi ifade ettiğini artık biliyoruz. Bu 28 harfin içerisinde vav, ya, elif harfleri var arkadaşlar. Sadece bu mu? Hayır. Bu harflerin üzerine üstün, esre, ötre yani üst çizgi, alt çizgi ve virgül gelmeyecek. Herhangi bir hareke olmayacak. Bir, bu üç harften biri gelecek biri gelecek yani met harflerinden biri gelecek. İki herhangi bir üst çizgi alt çizgi virgül yani bunların genel adına biz hareke diyoruz. Harekete gelmeyecek yani harf yalnız başına gelecek. Gelirse ne olur o zaman met harfleri olur işte. Örnek verecek olursak örnek verecek olursak. Bu B harfi ya diyelim ki elif. Elif E A arası uzattırır arkadaşlar. Elif'i şimdi buraya koyuyoruz. Elif'e baktık. Üst çizgi, alt çizgi veya virgül yok. Tamam. Bir de bakıyoruz. Elif ne okutuyor? E A sesi okutuyor. Normalde biz buna ne diyorduk? B harfi diyorduk. Şimdi elif geldi ve de elifin herhangi bir harekesi yok. Ne diyeceğiz? B şeklinde. B olmaz ba da olmaz. Ba yani ba şeklinde uzatıyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer örnek, diğer başrol harfimizde ne vardı? Buna biz normalde ne diyoruz? T harfi diyoruz. Eğer yanına elif gelirse bu beydi ba şeklinde. Eğer T harfinin yanına bitişik bir şekilde elif gelirse ve de bu elifin herhangi bir üst çizgi, alt çizgi, virgül yani harekesi olmadığı zaman ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. T şeklinde. T idi bu. Şimdi ne oluyor? T şeklinde uzatıyoruz. Bu da peltek. Seydi arkadaşlar. Bunu beraber yapalım. S şeklinde ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Pekala ben buna S diyebilir miyim? Sa diyebilir miyim? Hayır. E A arası ses çıkartıyoruz. S se şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Kural olarak neydi? Vav, ya, elif. Vav, ya, elif harfleri gelecek ve bu harflerin herhangi bir harekesi olmayacak. Elif geldiği takdirde örnekte gördüğümüz gibi e şeklinde okuyoruz. Eğer y harfi gelirse de i şeklinde bir elif miktarı uzatıyoruz. Bunu not alabilirsiniz arkadaşlar. Bu harfler geldiği takdirde bir elif miktarı bir elif miktarı uzat. Ne demek bir elif miktarı İki harfin yan yana gelmesi yeterli. B şeklinde, B şeklinde. Şimdi göreceğiz inşallah. Yani iki tane harf yan yana gelecek kadar ki miktar bir elif miktarı oluyor arkadaşlar. Haydi B harfine bakıyoruz. Arkadaşlar B harfine bitişik bir şekilde Y harfi gelmiş. Y harfinin de herhangi bir harekesi. Yok. Yani üst çizgi, alt çizgi ve yuvarlı, e, virgül olmadığı zaman ne okutuyor? İ okutuyor arkadaşlar. Bi T si şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Uzatıyoruz ve son uzatma harfimiz vav wow harfi. Bu harf de geldiği zaman aynı şekilde nasıl okutuyor arkadaşlar? U sesiyle okutuyoruz. Örnek verecek olursak mesela B'de. Bu. Normalde biz buna tu derdik değil mi? Tu derdik. Şimdi Vav wow gelmiş ve Vav'ın wow herhangi bir uzatma işareti, herhangi bir harekesi yok. Üst çizgi, alt çizgi olmadığı için ne yapıyoruz? Tu şeklinde uzatıyoruz ve son örnekte normalde biz buna su şeklinde, su su şeklinde uzatıyoruz. Eski bilgimize göre yani uzat harfi olmasa bu su derdik ama vav wow gelmiş ve de vavın wow herhangi bir hareketsi yok, su şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz arkadaşlar. Bu dersle birlikte artık kuralların %90'ını öğrenmiş oldunuz. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين